Cordik bahçesi, bir aromatik bahçesi. Cordik bahçesi dediğimiz zamanın yoğunluğu bilgiler. Bulmuştu. Bir de lavantalar derler ama Fransız lavantası. Ticari olarak önemli olan bizim Türkiye'de lavantayı verme bir yer geliştiriliyor. Bu sene bu alanı geofitlerimizi biz ileri tarafa taşıyacağız. Bu lavantayı böyle boylu boyuna, bizim buradaki sıkıntımız yaklaşık 300 tane bitkimiz var. Mesela bir öğrencim var, doktorasını bitirdi. Onun şey yaptığı, geliştirdiği bir çeşit. Echinacea purpura diye. Aşağıdan şuradan kesiyoruz genelde. Alt kısımdan kesiyoruz böyle. Efendim? Oradan kesiyoruz böyle. Burada yaklaşık bu uygulama bahçesinde 300 tür bitki üretilmekte, geliştirilmekte ve yaygınlaştırmaya çalışılmakta. Hocalarımızın öncülüğünde bizzat öğrenciler de bu çalışmalara aktif olarak katılmakta. Bir taraftan eğitim veriliyor burada, bir taraftan da ekonomimize katkı sunulmaya çalışılıyor. Bu güzel çalışmalardan dolayı başta sayın rektörümüz ve dekanımız olmak üzere Ziraat Fakültesindeki bütün hocalarımıza, bütün öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle de tıbbi sanayide kullanılabilecek bitkilerin yetiştirilip bunları bölgede geliştirmek ve bunların ekonomiye kazandırmak, aile ekonomisine, ülke ekonomisine kazandırmak için hocalarımız örnek olabilecek çalışmalar yapmışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün burada Ziraat Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığımızın Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nin birinci hasat şenliğindeyiz, bayramındayız. Gerçekten ekinezyası, melisası, adaçayları birçok kekik türüyle, işte lavantasıyla hem burada öğrencilerimiz, Ziraat Fakültesi öğrencilerimiz lisans eğitimini hem de lisans üstü öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bu arazilerde tamamlamaktadırlar. Van 100. Üniversitesi olarak yaklaşık bu alanda gördüğünüz 110 dönümlük arazimizi Ziraat Fakültemizin deneme bahçeleri, deneme tarlaları olarak, uygulama alanları olarak ayırdık, tahsis ettik. Bilimsel araştırma projeleri kapsamında hocalarımızın projelerini de destekliyoruz. Bizim bahçemizde yaklaşık olarak 300'e yakın bitki türümüz var. Bu türlerden özellikle ekonomik önemi olan ve bu bölgede yaygın olarak ekilebilecek bitkilerin burada yetiştirilmesi, burada tanıtılması ve yöre halkında bir farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Tabii bu yılki etkinlikte birazcık sayı olarak fazla, pandemiden dolayı fazla misafir çağıramadık ama yine yaklaşık bir 100 kişilik bir misafirimiz var. Burada özellikle lavanta bahçemiz, lavanta son yıllarda bizim için, ülkemiz için yaygınlaşan bir ürünümüz. 5000 dekarlardan şu anda 20-25 bin dekarlara ülke bazında ekim alanı genişlemiş bir vaziyette. Ekinezya dünyada en önemli tıbbi bitkilerden bir tanesi. Kekik bizim geleneksel kültürümüzün bir parçası. Bunun yanında melisa, adaçayı, zaten bunlar tıbbi bitki olarak ülkemizde yoğun olarak tüketilen ve doğal olarak florada bulunan bitkiler. Biz bu bitkilerin burada, bir de nanemiz var tabii ki. Bu bitkilerin bu yıl burada hasadını yapacağız. Ticari adaçayı türümüz. Yan tarafta ise 6 sıra halinde Oregano Monites dediğimiz, bizim kekikte Türkiye bizde 3-4 tane hocam. Efendim, bu civan perçemi. Bademden, cevizden, fındığa, her türlü meyveden birer tane biz buraya diktik.